Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Haftalık gündem videosuyla karşınızdayız. Bu haftanın nabzını savunma ve havacılık alanında beraber tutacağız. İlk konumuz Dalaman artık 16. Anajet Üst Komutanlığı oldu. Hava Kuvvetleri'nin yapısıyla ilgili bir değişiklik gerçekleştirildi. Dalaman aslında Türkiye'nin en güneybatısında yer alan çok önemli bir meydan. E, bu meydanın 2 adet hatta 3 adet şapkası var desek e, yanlış olmaz. Bunlardan birincisi Dalaman Türkiye turist ağırlayan çok önemli bir havalimanımız. Bu işin sivil tarafı. Bir de askeri tarafı var. Burası aynı zamanda Deniz Hava Komutanlığı yani özellikle insansız hava araçları, deniz karakol uçaklarının yoğun olarak inip kalktığı bir meydan. Aynı zamanda da Türk Hava Kuvvetleri için yedek meydan statüsünde. Ancak bu yedek meydan statüsü yaklaşık 20 yılı aşkın süredir burada Balıkesir'den kalkan F16 filoları, burada QRA olarak adlandırılan Quick Reaction Area yani mühimmat yüklü her an dakikalar içerisinde havalanacak uçakların konuşlandığı meydandı. Bu meydandan özellikle Girit Adası ve o bölge biraz daha Güney Ege'de Türk Hava Kuvvetleri bu uçaklarla bayrak gösteriyordu. Şimdi son alınan kararlarla burası 16. Ana Jet Üst Komutanlığı oldu. Bir İHA filosu Dalaman'da Türk Hava Kuvvetleri adına da operasyon yapıyor ve muhtemel o QRA'deki bekleyen veya intikal eden F-16 sayısı da arttırılacak bir filo düzenine getirilecek ve burada da son general atamalarıyla birlikte buraya resmi gazetede yayınlandı bu bilgi. Tu General Yusuf Karuk atanmış oldu ve böylece Türk Hava Kuvvetleri'ne yeni bir ana jet katılmış oldu. Şöyle bir baştan saymamız gerekirse 1. Ana Jet Komutanlığı Eskişehir'de e, muharip bir üs hem F-4 2020'ler hem de F-16'lar görev yapıyor. Aynı zamanda 401 test filosu da Eskişehir'de aynı zamanda da burada da e, fabrika bakım komutanlığı da uçaklara ee, çeşitli büyük bakımları, fabrika seviyesi bakımları yapıyor. O da Eskişehir'de. İkinci anayaset üst komutanlığı Çiğli'de uçuş eğitimi veriyor. Üçüncü anayaset üst komutanlığı Konya'da hem eğitim, bir taraftan havadan ihbar kontrol uçakları, bir taraftan Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün de ana merkezi Konya'daki üçüncü anayaset üst komutanlığı. Dördüncü anayaset üst komutanlığı Ankara'da Akıncı'da bulunuyor. Akıncı'nın ismi tekrar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra burası meydan komutanlığı statüsüne indirilmiş durumda. 5. Anajet Üst Komutanlığı Merzifon'da, 6. Anajet Bandırma'da, 7. Anajet Komutanlığı Malatya, 8. Anajet Üst Komutanlığı Diyarbakır, 9. Anajet Üst Komutanlığı da Balıkesir'de bulunmakta. Bunlarla birlikte 10. Anajet Üst Komutanlığı oldu. Daha önceden Tanker Üst Komutanlığı'ydı. O da İncirlik'te Adana'da yer alıyor. 11 ve 12. ulaştırma e, konusundaki operasyon yapan filolarımızın olduğu meydan e, ve üsler. 11. ana ulaştırma üs komutanlığı Ankara'yı Temeskut'ta 12. ana ulaştırma e, üs komutanlığı da Kayseri'de yer alıyor. 13. anajet üs komutanlığı diye bir yapı yok Türk Hava Kuvvetlerinde. 14. Batman'da insansız hava araçları için. 15 Füze Üst Komutanlığı İstanbul Merkezli Hava Savunma Sistemleri ve 16 da bu e, listeye Dalaman eklenmiş durumda. Geçen hafta Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ e, bünyesinde üretilen 100. helikopter Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Bu bir T70 helikopteriydi. Aslında Döner Kanat üretim hattı olarak e, TUSAŞ'ın hikayesi as 532 Cougarlarla başladı. Daha sonra T19 ataklarla devam etti ve şu an sırada da e, muhtemel 19. T70 var. E, burada bu helikopter Türk Hava Kuvvetleri'ne arama kurtarma görevleri için modifiye edilmiş ve üzerinde epey miktarda e, farklı anten sistemin de yer aldığını gördük. Havalanırken bir şey dikkatimi çekti. Türk Hava Kuvvetleri'nde 2010'ların ikinci yarısından sonra uygulanmaya başlanan ve değiştirilen force'u ilk defa bir helikopter üzerinde görmüş oldu. Force nedir? Bir e, askeri e, uçakta, helikopterde, hava aracında neyse. O ülkenin bayrağı ve o kuvveti gösteren bir force yer alır. Şimdi aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşu 1911 Osmanlı İmparatorluğu'nda kuruluyor. Kırmızı beyaz bir kare force'la başlıyor. Daha sonra da Balkan Savaşı'nda yaşanan e, ne yazık ki talihsiz yenilgiyle kırmızı beyaz force siyah beyaza çevriliyor. Arkasından tekrar kırmızı beyaz bayrak rengimize dönüyor cumhuriyetle birlikte ve uzun yıllar 1972'ye kadar envantere giren uçaklar o kırmızı beyaz force yani kare force uçakların helikopterlerin üzerine konuyor. 1972 Tayyare'den uçağa geçiş olarak adlandırılan çok ciddi bir reorganizasyon. Bu reorganizasyonla birlikte fiyolar yeniden adlandırılıyor ve Türk Hava Kuvvetleri NATO'daki diğer e, ülkeler gibi yuvarlak forsa geçiyor. Kırmızı ve beyaz iç içe geçmiş halkalar kullanılıyor. E, Türkiye ne zaman F-35 programına girdiği zaman F-35'in yapısı gereği, stealth, radara çok düşük olduğu için üzerleri çok böyle renkli, rengarenk boyanmıyor. Ve e, Türk Hava Kuvvetleri'nin öyle bir siyah beyaz forsa tekrar geçtiği zaman tabii ki orada ülkelerle birlikte, diğer ülkelerle birlikte bir karışma söz konusu oluyor. Ve bu force yapısı da normalde bayrağımızın ay yıldızı işlenerek yeni forsa geçiliyor. Bunu ilk olarak e, Milli Muharip uçağın maketlerinde, modellerinde gördük. Sonra F-35'e işlenmiş olarak gördük ama o uçaklar Amerika'da kaldı biliyorsunuz. İlk 6 uçak. E, sonrasında da bu ilerletilecek mi diye merak ederken Kızıl Elma'nın üzerinde gördük. Ee, arkasından da ilk böyle envantere giren helikopter olarak T-70 üzerinde bu forsu görmüş olduk. Ee, beğenenler var, beğenmeyenler var. Tunus'la karıştığını ifade edenler e, var. Nasıl bir yol izlenecek açıkçası bilemiyorum ama böyle bir farklı bakış olarak e, tabi ilerleyen tarihte de işte Kızıl Elma'dan Anka 3'e kadar stelt yapılar. keza aynı şekilde Milli Muharip Uçak Kağan'da da e, stelt yapı nedeniyle biraz daha renksiz tasarımlar tek renkli gri tonlu tasarımlar ön plana çıktığı için bu Force devam edecek gibi. E, bazıları da e, şöyle yorumlarda bulunuyor. Tekrar Türk Hava Kuvvetleri kare Force'a dönsün şeklinde ama tabi bunun geçmişi çok önemli. Dediğim gibi 1972'de Türk Hava Kuvvetleri reorganizasyon yapısında eski tayyare e, ifadesini uçağa çeviriyor ve tayyareden uçağa geçiş deniliyor. Ve bu uçaklar artık diyor kare force geride kalmıştır. Yuvarlak force'a dönüyoruz diyor. Tabi bu tartışma daha çok su kaldırır diye belirtmemde fayda var. T-70 ile ilgili olarak geçtiğimiz programlarda da anlattım. 19 adet üretildi. ilk parti 39 adedi içeriyor ve gelecek yılda yani 2025'in sonuna kadar 39. helikopter teslim edilecek kara kuvvetleri, jandarma, emniyet, orman, hava kuvvetleri gibi çok kullanıcısı var. T-70'in ve birçok sistemi de yerleştirilmiş. Bunların başında da kokpitte Aselsan sistemleri geliyor. Fakat Black Hawk helikopteri, Kara Şahin helikopterinin ana üreticisi Skorsky. Ve bu toplam 109'a kadar çıkacak helikopter sayısında 3 ayrı parti parti yapılıyor, üretim yapılıyor. İlki için kongre onayları alınmıştı. 39'da bitiyor. Geri kalan iki parti de yani verilecek olan yaklaşık 70 adet helikopter için izin yok. E, Skorsky-Aytar olarak adlandırılan kısıtlanmaya dahil transmisyon, pal sistemlerinin hepsini yurt dışından gelen işte iniş takımı gibi sistemler e, halen 39 helikopterlik parça TUSAŞ'a teslim edilmiş durumda. Üretim sürüyor. Geri kalan için Kongre onayı çıkacak. Bakalım çıkacak mı bu? O da soru işareti. Bu açıdan hani geçtiğimiz programlarda Atak 2'nin biraz yavaşlatılıp T925 helikopterinin ön plana çıkması ki 10 ton ve üzerindeki ağırlığı taşıyacak bir helikopter bu. İşte buna karşı TUSAŞ önlem alıyor. Sonuçta taarruz helikopteri çok ciddi sayıda elimizde taarruz helikopteri var. O taarruz helikopterinden çok bunu ortaya koyarak hani diyor ki Amerika'ya eğer siz bu helikopterleri vermezseniz kendi helikopterlerimi ben yaparım diyor. Bu da bu açıdan bu projeleri bu pencereden bakmakta fayda var. Şimdi gelelim sivil havacılık konumuza. Ben videoyu çekerken daha Çukurova Havalimanı açılmamıştı ama yayına girdiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Çukurova Havalimanı açılacak. Çukurova Havalimanı hem Adana hem Mersin'e yaklaşık orta mesafeye yakın bir yerde duruyor. Hizmet verecek. Ve uzun yıllardır kullanılan e, halk arasında da, bizlerin arasında da indikten sonra yürüyerek 5 dakikada kebapçıya gidebilme imkanı sunan Şakirpaşa Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar durduruluyor. Şimdi aslında bu Türkiye için yeni bir konu değil. E, yeni havalimanları büyüme açısından çok önemli. Ama burada da şu program, şu adımlar devlet tarafından tercih ediliyor. Yap işlet devlet yani deniyor ki özel şirkete ihaleye çıkalım siz havalimanı bizim adımıza belirlediğimiz standartlarda yapın, sonrasında işletmeyi gerçekleştirin. Taahhüt süreniz bittikten sonra da bu kiralama anlaşmasıyla tekrar ihaleye çıkarsın. Bu hızlı bir şey yapmak açısından çok iyi ama günün sonunda bunlar yapılırken dikkatli bir şekilde uzun süreler işletilme nedenleriyle verilmesi gerekiyor. Sonrasında bakıyorsunuz içtiğiniz su astronomik rakamlara gidiyor. Ulaşım astronomik rakamlara ulaşıyor ve aynı zamanda havayolu şirketlerine de yüksek maliyetler konuluyor. Bu da bize yolsu elektrik olarak bilet ücretlerine yansımaya başlıyor. Bunun da sorunu şu, Şakir Paşa artık Adana'nın ortasında kalmış bir havalimanı. Bu hep zaten birinci böyle savunma cümlesi olarak giriyor. Adana içerisinde etrafında çok fazla yerleşim olmuş kaçak yapılarla pistin etrafı çevrilmiş uçuş emniyetini büyük uçaklar için herhangi bir durum olursa tehdit etmeye başlayan bir durum ortaya konuyor. E peki bu bunu koyuyorsunuz da yani kaçak yapılan yapılar niye önlenemiyor? Bu derde etrafındaki o yapılaşmayla örneğin belediyeler, valilik bunlarla ilgili iskanı sağlayan yapılar neden devlet hava meydanlarıyla birlikte çalışmıyor sorusunu. Sivil havacılık niye bu işlerle Birlikte çalışılmıyor sorusunu ortaya koyuyoruz. Ee, Türkiye'de inşaat bazen çok büyük bir rant haline geliyor ve havalimanlarını canavar gibi yutuyor. Nerede başımıza geldi? Hatırlayın eski Samsun havaalanı kısa pisti şöyle oluyor böyle oluyor dendi. Bu meydanlar acil durumlarda işimize yarayabilir. Hayır Toki gitti oraya lojmanlar yaptı çok güzel. Ee, yerleşim birimleri yaptı Toki. Toki gitti oraya binalar dikti bir meydanı kaybettik. Arkasından Bursa'nın ortasındaki Yunuseli için benzer tartışmalar devam ediyor. Hemen çok yakın bir örnek Atatürk Havalimanı. Şimdi o pislerin, kuzeyli güneyli pislerinin kapatılması demek çevredeki bol bol gökdelenlerin yapılması anlamına geliyor. Bir süre gelecek ondan sonra biz burayı da kapatalım denecek. Ve son örneği de Adana Şakirpaşa. Hatta bazı kişiler çıkıp ya kardeşim burada eğitim uçuşu da yapılmasın, uçak kafamıza düşebilir deniyor. Hani şöyle bir laf var ya bu arkadaşlara da şu lafı söylemek istiyorum. Tabii bunlar havacı olmadıkları için e, Milli Eğitim Bakanlığı şu okullar olmasa ne güzel biz bu bakanlığı yönetirdik diyorlar ya. Uçaklar uçacak, kazalar da olacak ama bunları böyle biz burayı kapattık. İşte burada bir uçak uçamaz. Kapatalım her yeri, bütün yer ve meydanları. Bina yapalım üzerine. Ne güzel olur değil mi? Değil işte. Türkiye'nin bölgesel havacılığının gelişmesi için şehir içerisindeki aktif meydanlara ihtiyaç var. Tamam, pistleri kısa olabilir. Bölgesel uçaklar konacak oraya. Buraları kapattığınız zaman, tek bir yere mahkum kaldığınız zaman rekabet olmuyor. E orada da işletmeyi alan şirket diyor ki ben bankalara gidiyorum. Devlet buraya meydan yapmama garantisi verdi. Ben krediyi öyle aldım. Sonuçta baktığınız zaman Çukurova Hava Havalimanı gerçekten büyük bir meydan. Türkiye'nin 58. havalimanı olacak. 300, 3500 metrelik piste sahip. 60 metre eninde büyük bir pist. 48 uçaklık park pozisyonu ve yaklaşık yıllık 9 milyon kapasiteli. Ama buna ne zaman ulaşacak? Ne zaman burası ekonomik olacak? O bir soru işareti. Yoksa bu operasyonel açısından yeni bir Kütahya Afyon'a hizmet veren Zafer Havalimanı mı olacak? Buna bakmak lazım. Tabii Zafer Havalimanı'nda çok fazla eleştiriyoruz. Ee, yolcu rakamları düşük, devlet cebinden ödüyor. Başka bir formül yapılamaz mıydı? Bu meydan uçuş okullarına yavaş yavaş tahsis ediliyor. Bu açıdan değerlendirilemez miydi? Bunu düşünmek lazım. Unutmayın, bu uçakların uçması için bizlerin uygun fiyatlı biletlere ulaşmamız için pilot lazım, kabin memuru lazım, bakım ekipleri lazım. Ama gel gör ki Türkiye'de kaybedilen meydanlar nedeniyle uçuş için, pilotaj eğitimi için alanlar giderek sınırlı hale geliyor. Bu da ciddi problemlerin başına. Yarın öbür gün pilot da bulamayabiliriz. Niye? Çünkü meydan yok. E, yıllık yetişen pilot sayısı şu miktara düştü denebilir. Bu da önemli bir yaklaşım. Bazen 6. nesil uçakları anlatıyorum. Ya diyorlar, hayal mi satıyorsunuz? Bunlar tasarımlar falan derken Northrop Grumman bu ihalenin önemli parçalarından bir tanesi farklı farklı işte 6. nesil e, uçak ihalesi var bunun yanında işbirlikçi savaş uçağı valla <laughs> çok komik bir isim İşbirlikçi savaş uçağı dediğimiz zaman aklımıza başka bir şeyler geliyor Loyal Wingman olarak adlandırılan e, 6. nesil diğer uçaklarla birlikte görev yapan İHA sistemleri falan gibi birçok proje böyle birbiriyle geçmeli birbiriyle karışık olarak geliştiriliyor üreticiler de, büyük imalatçılar da farklı farklı e, prototipleri geliştirip uçuş testleri yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Northrop Grumman şirketi. Northrop Grumman aynı zamanda çok iyi de bir İHA üreticisi. E, Scaled Composites olarak adlandırılan e, bir şirketle anlaşma yaptı. Bu şirket de Burt Rutan tarafından kurulmuş. Gerçekten havacılığa kompozit sevdirmiş bir şirket. Öyle söyleyeyim size. Çok farklı uçak tasarımları yapıyor. Onun e, geliştirdiği model 437 görüntülendi fotoğrafla. Bu bir drone olacak ama görüyorsunuz fotoğrafta uçan kokpiti var ve pilotun uçtuğu da e, bir yer var. E, bu da oldukça ilginç bir yaklaşık yaklaşım. İhalar açısından yeni bir sayfa açılıyor gibime geliyor. E, buralara da bakıp bu açıdan gelecek nereye doğru gidecek biraz hayal kurmak lazım. Bir de Northrop Grumman dünyanın en büyük sistem geliştiricileri. Örneğin bizim e, e7 Barış Kartalı uçağının o tepesindeki devasa radarı da yapıyor. Yepyeni sistemler geliştiriyor. İşte bir bakıyorsunuz Northrop Grumman bir dünya devi tasarladığı inanılmaz pahalı İHA sistemler, radarlar, aviyonikler derken ufacık bir şirkette Skylight Composites ile çalışıp o tasarımı alabiliyor. Kim neyi yapıyor bu dünya üzerine çok önemli. Bazen ufacık bir şirket o dünya devlerine kafa tutacak tasarımı hayata geçirebiliyor. Tabii şunu da söyleyeyim. Burt Ratten'ın uzaya giden Virgin Galactic var biliyorsunuz. Hatta Türkiye'nin ikinci astronotu da Tuğac Yangir bu Virgin Galactic'in ile birlikte uzaya çıktı. Onu da tasarlayıp üreten Skalt Composite şirketi. Bunu da buraya böyle koyalım. Öyle ufak bir şirket diye onu sıkıştırmayın. Onu örselemeyin. Çok çok önemli bir şirket. Yine bir sivil havacılıkla birlikte gündemimizi toparlayalım. Ee, hatırlayacaksınız yıllar önce iç hatlarda büyük rekabet Türk Hava Yolları, Pegasus derken Onur Air ve Atlas Global vardı. Fakat e, Atlas 2020'nin başında pandemiden hemen önce faaliyetlerini durdurdu ve daha sonra da 23 Temmuz 2024 tarihinde yani bundan birkaç hafta önce de mahkemede resmi iflası açıklandı. Bir taraftan da bir başka büyük oyuncu Onur Air işte 1990'ların başında kurulduğu zaman A320'lerle sefer yapan çok güzel bir havayoluydu. Ne zaman 2013'te İranlılara satılacağı iddiaları ortaya atıldı bir daha şirketin beli doğrulmadı. İki şirkette de yaklaşık 3500 civarında havacı tazminatlarını bekliyor. Ne Atlas Global'den alabildiler, ne Onur Air'dan. İşte Onur Air'ın patronları halen işte ya şirketi sattık satıyoruz, para geliyor, yatıracağız edeceğiz diye ne yazık ki oyalıyor. Atlas Global'den hiç ses yok. Ee, bir taraftan da Atlas Global'in sahibi Murat Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ikizi ee, gerçekten bu havacılar özellikle bu pandemi döneminde çok zorluklar çektiler. Tazminatlarını, haklarını alamadılar ve ne yazık ki bu iki önemli şirkette Türk havacılığından çekilmeleri aslında iç hatlarda rekabeti azalttı. Bu da çok çok önemli nokta. Umarım en kısa zamanda bu personel hem Onur Air personeli hem Atlas Global personeli tazminatlarına kavuşabilir. Çünkü öbür türlü biliyorsunuz havacılık şirketleri uçakları leasing finansal kiralamayla alıyor. Üzerine hiçbir şey yok. Sadece işte şirketin masası, sandalyesi, bilgisayarı. E bunları da sattığınız zaman havacılık gibi bir alanda e, hızlı bir şekilde tazminatları ödemek mümkün olmuyor. Vatan battığıyla kalıyor aynı zamanda personelde kaptırdığı parasıyla. Evet haftalık gündemimiz bu kadar. Ee, Savunma Sanayi İcra Kurulu'ndan çıkan e, kararlar vardı. Onları da iki gün evvel Savunma Sanayi Savunmasanayi.com'un genel yayın yönetmeni değerli arkadaşımız ve kardeşimiz Anıl Şahin ile birlikte değerlendirdik. Onun da linkini buraya bırakalım. Özellikle Çelik Kubbe başta olmak üzere farklı sistemlerin e, özelliklerini ve bu kararlar nelerdi neler alındı savunma sanayimize nasıl katkıda bulunacak bunların kararlarını o uzun videomuzda sizlere dilimiz döndüğünce anlattık. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.